Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hesap tanıtma videosu çekeceğim. Hesabımı tanıtıp bazı bilgiler vereceğim size oyun hakkında. Oyunda yeni mesajlar gelmiş. Şöyle bakalım neler gelmiş. En son şöyle düzenli bakım zamanlarında değişiklikler. Bakım zamanlarında değişiklik yapılmış. Perşembe günleri bakalım. Maalesef perşembe günleri saat sabah 5'ten 11'e kadar bakım yapılacak ve bu sürekli olacak her perşembe günü. Yani çok kötü olmuş. Eskiden eee e, şeydi. Saat işte 3 ile 3 ile 9 arası yapılıyordu. Yani çok kötü olmuş. 11'e kadar oyuna giremeyeceğiz yani. Bakalım. Ve diyor ki bakın başlamadan 15 dakika önce kullanıcıya karşı ve bile karşı maçları oynayamayacaksınız. Ayrıca etkinlik maçları kullanılmayacak. Yani bakın başlamadan önce 15 dakika önce oyundan çıkın diyeyim ben Başka neler gelmiş? Başka gelenleri de bakalım şöyle. Tekrardan bakalım şöyle. Sonra e, neler gelmiş? Düzenli bakım zamanları. Tamam yine aynı şey. Tamam. Eftball lig home veya eve gelmiş. Yine aynı. Yine e, hem home. Şöyle bir de rahat bir home away. O da gelmiş. Sonra Eftbol haftası gelmiş. Roma Velazio gelmiş. Şöyle bakalım. Etkinliklere bakalım ilk önce bir hemen. Hemen size göstereyim etkinlikleri. Hem bilgi sahibi olmuş olursunuz. Rant 2 gelmiş. Rant 1'i yapmıştık. Buradan takım seçip burada diyor ki bir gol atın. Takım seçip diğer kullanıcıları oynayıp bir gol atarsanız size e-futbol puanı veriyor belli bir şeyde. 3 puan kazanırsınız maç sayısı 5 5 maçta 3 puan Sonra 5 maçta 6 puan 5 maçta 9 puan 5 maçta 12 puan Hani bunlar cidden zor Yapabilirsiniz çok güzel olur Hem çok fazla ev futbol parası kazanırsınız Yanlış bilmiyorsam 200 400 600 800 1000 diye gidiyor Ama tam olarak emin değilim Şöyle bir daha bakalım. Evet pull open round'ı. Hemen bakalım bir daha sonra e, hesap tanıtım videosuna geçelim hemen. Biz Open Round 1'i tam olarak tamamlamayan yani 2000 üstü puan kasamayan kişiler giremeyecek ikinci round'a. Tabii ki ikinci round'un da şeyi var. Bir belli bir sınırı var. Onda da yapamam. Yani üçüncü şeye giremeyecek. Yani insanları eleyerek tek tek gidiyor işte öyle. Hani çok fazla hediye dağıtmamak için benim kastım o. Yani böyle e, f League Home VV e gelmiş. Yine bu da aynı. Tabi burada 2000 puanı kazanamayanlar ikinci rahata geçemeyecek. Bunu hiç unutmayın. 2000 etkinlik puanını almanız lazım her türlü. Yani girip iki maç iki maç berabere kalsanız bile yetiyor. Yapın derim. Yapmazlık yapmayın. Sonra takım tanıtımına girelim hemen. Şöyle takımda oyuncu kartları. İlk başta santraforla gelelim. Çok iyi santraforlarım var. Ee, Falco her zaman Süper Lig kadrosunda kullandığım. Firmino Liverpool Liverpool'u seçerken maç kullandığım. Lewandowski bazı Ve özellikle Bayern Mühim maçlarında çok kullanıyorum. Lukaku Dukaku'yu de kullanıyorum. Hurricane, Suarez, Morata. Morata'yı çok fazla kullanıyorum. Juventus çünkü çok seçtiğim oluyor. Juventus'u seçince. Sonra Erling Haaland. Cenk Tosun. Cenk Tosun'u da kullanıyorum. Santraford'a Dembele. Bunu daha yeni geldi bu oyuncu. Geldi. Martial geldi. Martial'ı da e, Gold Kadro'da kullanacağım ileride. Salas var. Efsane kadroda kullanıyorum onu da. Kulüvert var. Onu da efsane kadroda. İliç var. İliç'i de kullanıyorum. Özellikle klasman maçlarında. Dibla yine Juventus maçları olduğu zaman kullanıyorum. Yani Juventus seçince Juventus tarafını seçince daha fazla etkinlik puanı verdiği için o yüzden kullanıyorum. Messi var iki tane. Messi de her zaman kullanıyorum. Barcelona olduğu zaman veyahut da herhangi bir maçta kullanıyorum hep. Chelsea var. Juventus. Juventus'tu. Onda daha hiç e, kullanma şansım olmadı Juventus maçlarında. Ama inşallah Juventus seçip kullanacağım onu da. Salah var. Liverpool'da kullanıyorum maç şeylerde. Bernardo Silva var. On, bu Bernardo Silva'yı da şeyde kullanıyorum. Klasman maçlarında. Fatih var yüzlük. E, Pro puanıyla aldığımız. Sonra Griezmann var. Tabii bunları da Barcelona içinde kullanıyorum. Sane, Sané'yi de Bayern Münir de kullanıyorum. Bayern Münih maç Sonra Ikarlison. Onu da gol kadroda kullanıyorum. Sonra tabii ki Denilson. Onu da efsane kadroda. Sol açık olarak Everton var. O da yine gol kadroda. Sol açık olarak şey var. Babel var. Babel'i de süperlik kadrosunda Ronaldo'yu atan her zaman kullanıyorum. Havertz'i de kullanıyorum genellikle. Debirini de Bruyne'i kullanıyorum. Nakamura'mız var. Nakamura da efsane kadroda. Biliyorsunuzdur çok güzel gol attı. Odegaard'ı da altın kadroda. Pasökni efsane. Yine Rivaldo da efsane. Bu oyuncu kullanmıyorum. Şu sağ kanat olan şu oyuncu. Edimüşke yine hem altın kadroda hem de normal Süper Lig kadrosunda kullanıyorum. Pedri var. Pedri'yi de genç kadroda kullanıyorum ve Barcelona maçlarında Asensio da öyle aynı şekilde. Sonra Son Hank mini hiç kullanmadım. İnşallah bir maç yaparız onunla. Çok mutlu olurum. Sonra yine Thiago var. Thiago yine Liverpool'da. E Goretzka var şöyle. Onu da Bayern Münih'de Ve de yok var her zaman kullandım Kante'yi nedense sezon başından beri çok az kullandım Hani var ilk başta çok sevmişim çıktığı için Ama bir türlü kullanmak nasip olmadı Kante'yi de şöyle bir şey düşünüyorum kısa boylu oyuncular Hani tüm şeyler kısa boylu olacak O zaman da kullanmayı düşünüyorum Foden var da kullanıyorum çok Genç kadroda özellikle Sonra yine Rabiot var. Rabiot'u da Juventus maç liderine kullanıyorum. Xavi bildiğiniz gibi. Ve Gerrard. Gerrard'ı her zaman kullanıyorum. Xavi'yi de efsane kadroda kullanıyorum. Sonra burada bunu da Juventus seçerken koyuyorum kadroya. Ndombele var. Onu da aynı şekilde altın kadroda kullanıyorum. Tolius var. Ramsey var. Ramsey'i de altın kadroda kullanıyorum. Ve Juventus seçerken. Bunda Sokoy da Siyokoy'da aynı şekilde. Bu Sosa'yı da e, süperlik Süper Lig kadrosunda ve Altın kadrosunda da kullanıyorum. Kimi var? Kimi Bayern Münih yerinde. Deni Rice var. Sonunda Richard var. Richard da efsane kadroda. Şöyle balansı çoğu zaman kullanıyorum. Ayrı zamanda efsane kadroda kullanıyorum. Pillo aynı şekilde. Desti her zaman kullanıyorum. Bir de özellikle parça e, maçları olduğu zaman Sabek Bisaka ardından Hakimi bunları da hem genç kadroda bu dört tane dört tane Sabek hem genç kadroda e, hem de şey hariç Arnı hariç altın kadroda kullanıyorum ardından solbek Sol bek sol şey var. Robertson var. Robertson'a her zaman kullanıyorum çünkü başka onun kadar iyi sol beyim yok. Sol bek Hasan Ali var. Hasan Ali kaldırım. Onu da e, Süper Lig şeylerine oynuyorum. Şöyle Marcelo Marcelo altın kadro. Sonra Boateng var. Boateng aynı şekilde. Bayern Münih'in de maç değerinde özellikle. Ake var. Ake'yi genç kadroda kullanıyorum. Ha bazen de koymadığım oluyor çünkü 25 yaşında çok genç sayılmıyor bence. Pique var. Pique de Barça'da. Gomez var. Çok seviyorum. Hem genç kadroda hem hem de e, Liverpool maçlarını kullanıyorum. Sü Süle var. Süle de hem Bayern Münih maçlarında hem de normal olarak kadronunda tutuyorum her zaman. Sonra çok fazla kullanmadığım Kolebeli var. Kolebeli de e, klasman maçlarında kullanmayı düşünüyorum. Varan da aynı şekilde çok fazla kullanamıyorum. Delik var Juventus'u çok kullanıyorum. Sonra Sergio Ramos var onu da çok kullanıyorum. Ardından Türk oyuncularımız var. 3 tane stoperimiz var Türk oyuncu. Pardon 5 taneymiş. 5 tane Türk Türk stoperimiz var. Bunları hem Süper Lig kadrosunda hem de genç oyuncular kadrosunda oynatıyorum. Ve şu e, Çağlar Söyüncü'yü altın kadroda oynatıyorum. Soper'de Hernandez ve Hernandez. Ve ardından Gomez bunları da genç kadroda oynatıyorum. Ve altın kadroda. Ve sonra Tisserant var. da e, Kayan ardından Serdar Aziz'i sürekli oynatıyorum Süper Lig kadrosunda. Umtiti var. Aynı şekilde. Om ee, Umtiti Barcelona maçlarında kullanıyorum. Cialini yine Juventus maçlarında. yerinde. pardon özür dilerim. İkisini çok karıştırıyorum nedense. Soper'de Campbell var. Yine aynı şekilde şeyde kullanıyorum onu da. Ee, yani efsane kalıda kullanıyorum. Ederson var. Ederson'u her zaman kullanıyorum. En yüksek seviye kalıcım. Tersegen ve Tersegen'de Barcelona şeylerinde kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum hiç kullanmam bulutan. Ve Muslera var. En sevdiğim kaleci olabilir. Birincisi değil ama ikincisi. Onda Süper Lig'de altın kadroda da kullanıyorum. Ve Neuer var. Bayern Münih'in vazgeçilmesi benim de vazgeçilmezim. Ve Oliver Kahn var. Onda yine efsane kadroda. Yani oyuncuların bu kadar. Oyuncuların bayağı bir takım kurmama yardımcı oluyor. Keşke Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray oyuncularının içerdiği bir kadrom da olsa. Hani tek mesela bir gün şöyle bir içerik yapsam. Fenerbahçe maç, maçı Fenerbahçe ile maç yaptık. ve da Trabzonspor'la. Bakın mesela bu benim şey kadrom. Şöyle süperlik kadrom. Süperlikte forma giymiş ve forma gi giymeye devam eden oyuncular. Şöyle başka kadrom zaten yok bu kadar var. Ya arrow boltu seçtim ama arrow boltu e, neden koyamadım. Şimdi süperlik kadrosu desem arrow Şey yapsam Hani teknik yapsam çok hoş olmazdı. Ben de o yüzden koymadım. Yani bu kadar. Yani kadrom bu kadar. Bir de 2 e, iki tane teknik direktörüm var. Pardon üç tane. Haraya de şöyle bakın göstereyim. Roman. De Roman. Yani Pep Guardiola meclisinin teknik direktörü. Erol Bulut ve A Haraya de. Bakın A de yani İsviçre takımını yönetiyor. Benim kadrom bu kadar. Böyle. Bu kadro tanıtımını bir tane yorum, bir tane birisi yorumlarda yazmış. Ben de kırmayıp yaptım. Bir kusurum olduysa affedin. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.